1945. yıl dekabrın 13'ünde akşam saat 8:30'da Tehran hükümetinin Tebriz garnizonu teslim oldu. 3. İran divizyasının komandiri General Drakşanı Tebriz garnizonunun teslim şartlarına kol çekti. Hükümet değişti. Yeni Azerbaycan Milli Hükümeti yarandı. İlk günden başlayarak her yerde Fars dili doğma Azerbaycan diliyle evaz edildi. 1945. yıl dekabrın 20'sinde Milli Hükümet'in birinci fermanı imzalandı. Bu ferman Azerbaycan'da Azerbaycan dilinin tasdik edilmesi hakkındaydı. Nihayet halk öz ana dilinde danışmak hukukunu kazandı. Nihayet gazeteler ana dilinde çap edildi. Milli Hükümet başçılarının şekilleri onların sayfalarını bezedi. Yeni Milli Hükümet'in birinci iclası. Hükümet başçılığına pişeveri seçildi. O öz demokratik əqidəsinə göre ömrünün 12 ilini Rıza Şah'ın zindanlarında keçirmişti. Daxili İşlər Vəziri Doktor Cavid, Toprak Vəziri Doktor Mehtar, Marif Vəziri Şair Biriyə, Xalq Qoşunları Vəziri Kaviyan ve Baş Vəzirin Mavini Doktor Cihanşahlı. Hükümetin birinci tədbiri milli ordu yaratmaq oldu. Könüllülərin sayı gündən günə artırdı. Azad edilmiş xalq kazandığı hüquq ve istiqlaliyyəti qorumaq için silah götürməyə tələsirdi. Buraya axışıb gələnlər son vuruşmalarda silah almak hüququnu kazanmış döyüşçülərdir. Onlar için bu silah müqəddəs və əzizdir. İrtica bu silahlardan xalq ilə mübarizədə istifadə etmək istəyirdi. İndi isə bu silahlar azadlığı, demokratiyanı və doğma torpağı qoruyan adamların əlindədir.